13. dersimizden herkese merhabalar. Bugün dil bilgisi konularından çok ama çok önemli bir konuyu işleyeceğiz çocuklar. Beni çok dikkatli bir biçimde dinlemenizi istiyorum. Eğer benim anlattıklarımı bugün bu derste halledersen tüm ilkokul hayatı boyunca, ortaokul hayatı boyunca hatta lise ve üniversite hazırlık kısmındaki anlatım bozukluğu konusunu halletmiş olacaksın önemli bir temel atıyor olacağız. Beni dikkatli bir biçimde dinlersen dersimizin sonunda sana soracağım. 6 tane soruyu da doğru cevaplama olma şansın olacak. Hazırsak cümlede anlatım bozukluğu konumuza başlayalım. Çocuklar cümlede anlatım bozukluğu ne demek biliyor musunuz? Size söylemiş olduğumuz bir cümleyi bozmak. Cümleyi doğru düzgün kullanamamak, yanlış kullanmak, cümleyi yanlış ifade etmek demek. Anlatım bozukluğu yapmanın 4-5 tane alt basamakları var. Bunlardan bir tanesi gereksiz sözcük kullanımı. Gereksiz sözcük kullanımı demek, aynı anlamı taşıyan kelimelerin gereksiz yere tekrarlanması demek aynı anlama gelen kelimeyi, iki farklı kelimeyi, aynı anlama gelen iki farklı kelimeyi bir cümlenin içerisinde kullanıyoruz. Mesela, onunla birlikte beraber yürüdük. E, birlikte ve beraber demek zaten aynı anlamları karşılıyor. Senin burada hem birlikte hem beraber demene gerek var mı? Hayır yok. Bu nedenle bunlardan bir tanesini kullanman gerekiyor onunla beraber yürüdük veya onunla birlikte yürüdük demen yeterli. Bir diğeri yanlış sözcük kullanımı. Yanlış sözcük kullanımı yanlış anlamda kullanılan sözcüklerin cümlenin yapısını bozması. Örnek verelim. Eve geldim için içeri girmedim. Hayır. Buradaki için olmaz. Eve geldim fakat içeri girmedim. Orada için gerek. Yanlış. Olmaması gereken bir şey. Anlamca çelişen sözcükler. Anlamca çelişen sözcükler. Birbirinin zıt anlamlı kelimelerin kullanıldığı cümlelerdir. Birbirinin zıt anlamlı kelimeleri aynı cümlede kullanamayız çocuklar. Bu kış çok soğuk ve sıcak geçti. Bu kış hem soğuk hem sıcak geçebilir mi? Hayır. Bu kış zaten sıcak geçemez. Bu kış soğuk geçti olması gerekiyor. Bu çok önemli bir konu çocuklar. Özne yüklem uyuşmazlığı. Ne demek? Özne işi yapan kişi. Ali eve geldi. Bu cümlenin öznesi ne? Ali. Ayşe fırına gitti. Öznesi ne? Ayşe. Yani özne işin kimler tarafından veya kim tarafından yapıldığını anlatan. Yüklem ise yapılan iş. Yani işi yapan kişiyle yapılan işin uyuşmazlığı, aynı anlamda kullanılamaması. Ne demek istiyorum? Ben ve Ahmet, buranın öznesi ne? Kimler yapıyor? Ben ve Ahmet. Ben ve Ahmet sinemaya gittim. Gittim olur mu? Yanımda Ahmet de var. Biz artık iki kişiyiz. O yüzden doğrusu ne olacak? Ben ve Ahmet ve ben sinemaya gittik olacak. Yani özneye uygun yüklem kullanılacak. Anlaştık mı? Bir diğeri, eklerin yanlış kullanımı. Eklere oldukça dikkat etmeliyiz çocuklar cümlelerimizde. Ekleri yanlış bir şekilde kullanmak anlatım bozukluğuna neden olur. Bu konudan herkesten daha çok biliyor. Olur mu? Bu konuda herkesten daha çok biliyor olması gerekiyor. Çocuklar şimdi tahtayı siliyorum. Lütfen eline bir kağıt kalem al. En azından başlıkları not et hemen anlamayabilirsin. Hemen öğrenmekte zorluk yaşayabilirsin. Çok normal. Özellikle aramızdaki ikinci sınıflar konuyu tam olarak anlayamamış olabilirler. Üçüncü sınıfta veya dördüncü sınıfta tekrar gelip dinleyebilirsin çocuklarım. Eğer senin için zor geldiyse lütfen videodan çık ve bundan sonra devam etme. Ama üçüncü sınıflarımız ve dördüncü sınıflarımız lütfen anlamaya çalışsınlar. En azından sorulara birlikte bakalım olur mu? Şimdi bu tahtayı not et bir kağıda. Videoyu durdur. Daha sonra sorular kısmında tekrar buluşmuş olalım. O sırada ben sorulara geçeyim. Birinci sorumuz. Bu meyve çok tatlı ve çok acı. Cümlesinde hangi hata yapılmıştır? Gereksiz sözcük kullanılmıştır. Yanlış sözcük kullanılmıştır. Anlamca çelişen sözcükler kullanılmıştır. Ekler yanlış kullanılmıştır. Bir meyve hem tatlı hem acı olabilir mi? Hayır. O yüzden birbirine zıt kelimeler aynı cümlede kullanıldığından dolayı, aynı meyveyi tanımladığından dolayı anlamca çelişen sözcükler bu cümlenin anlatım bozukluğu nedeni diyebiliriz. Hadi kendin de ekranı durdur lütfen. Hem, oy hem oynuyor hem de gülüyoruz. Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl düzeltilir? Gülüyor kelimesi çıkarılır oynuyoruz olmalı. Hem kelimesi çıkarılır, cümlede hata yoktur. Çocuklar, hem oynuyor, hem gülüyoruz. E, ama oynuyor derken kaç kişi? Gülüyoruz derken kaç kişi? O zaman ne olmalı? Hem oynuyor, hem gülüyor olabilir. Ya da hem oynuyoruz, hem gülüyoruz olmalı. Cümlelere, şıklara baktığımızdaysa oynuyoruz olmalı kısmı. Doğru cevabımız oluyor. Eğer ki şıklarımızda gülüyor olarak kalacak olsaydı bu da bizim için doğru cevap olabilirdi. Şıklara göre hareket ediyoruz. Değil mi? Test tekniklerinde bunu biliyoruz. Ekranı durdur ve kendin dene. Ablam ve ben Okula gidiyorum. Cümlesindeki anlatım bozukluğunu düzeltmek için hangisi yapılmalıdır? Ablamı kaldırmak gerekir ve ben okula gidiyorum. Oldu mu? Olmadı. Gidiyoruz demeliyiz. Ablam ve ben okula gidiyorum dersem sadece benim okula gittiğimden bahsederim. Ama buranın öznesi yer, yani işi yapan kişiler ablam ve ben çok olduğundan dolayı. Ablam ve ben okula gidiyoruz demesi gerekiyordu. Gidiyorlar demeliyiz. Ablam ve ben okula gidiyorlar. Olur mu? Olmaz. Onlar okula gidiyorlar olabilirdi. Cümleyi değiştirmeliyiz. Hayır, cümlede sadece sonunu düzeltmeliyiz. Bu yemek hem sağlıklı ve hem de lezzetli. Cümlesindeki anlatım bozukluğunu düzeltmek için ne yapılmalıdır? Ve kelimesi çıkarılmalıdır. Sağlıklı yerine lezzetli yazılmalıdır. Hem kelimesi çıkarılmalıdır. Cümlede hata yoktur. Çocuklar, bu yemek hem sağlıklı hem de lezzetli şeklinde devam ederiz. Buradaki V'ye gerek yoktur. Cevabımız A şıkkı V kelimesi cümleden çıkarılmalıdır olacak. Sağlıklı yerine lezzetli yazılmalı. Bu yemek hem lezzetli ve hem de lezzetli olur mu? Zaten olmaz. Hem kelimesi çıkarılmalıdır. Bu yemek sağlıklı ve hem de lezzetli olmaz. Çünkü hem hem de diyorsam bunları birlikte kullanmam gerekir. Tıpkı ne ne de kullandığım gibi ne ders çalışıyor ne de kitap okuyordu gibi. Bunlar birlikte kullanılır çocuklar. Ekranı durdur ve lütfen kendinden olur mu? Kendi çaban çok kıymetli. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Ali hızlı koştu ve yarışta birinci oldu. Ayşe hem çiçekleri suladı hem de bahçeyi temizledi. Bakın biraz önce konuştuğumuz gibi gördünüz mü çocuklarım? Öğretmenimiz bize hikaye anlattı ve çok eğlendik. Sinemaya gitmek istiyoruz fakat yağmur yağıyor. Hadi bakalım. Ali hızlı koştu ve Ali yine bu öznenin burayı sağlayıp sağlamadığına bakıyoruz. Ali yarışta birinci oldu. Bu doğru bir cümle. Ayşe hem çiçekleri suladı hem de bahçeyi temizledi. Hem hem de doğru. Öğretmenimiz bize hikaye anlattı ve çok eğlendik. Eğlenen kim? Biz değil mi? Öğrenciler. Öğretmenimiz bize hikaye anlattı ve biz çok eğlendik. Burası ve burası yapılan iş bakımından uyumsuz olduğundan dolayı özneyle yüklen. Yani işi yapan kişiyle sonuç olarak ortaya çıkan iş uyumsuz oluyor çocuklar. Bu nedenle bu cümledeki anlatım bozukluğu C şıkkında. Sinemaya gitmek istiyoruz fakat yağmur yağıyor. Gitmek istememizin tam zıttı ortada bir olay var fakat doğru kullanılmış. Gelelim son sorumuza. Umarım konu bir tık daha anlaşılır hale gelmiştir. Anlamadıysan ilk başta konu anlatımı yaptığım yere tekrar dikkatli bir biçimde dinleyebilirsin çocuklar. Tekrar dön yani oraya. Ayşe ne ödevini yaptı? Ne de ders çalışmadı. Bakın ne, neyi görüyoruz. Cümlesindeki anlatım bozukluğunu düzeltmek için de aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? D kelimesi cümleden çıkarılmalıdır. Hayır ne, ne de. Hem, hem de. Bunlar bir kalıptı. Biraz önce bahsetmiştik. Ders çalışmadı yerine ders çalıştı yazılmalıdır. Ayşe ne ödevini yaptı? Ne de ders çalışmadı? Çocuklar burası olumlu cümle, burası olumsuz cümle olduğu için bir tutarsızlık olur. Bu nedenle iyi ki olumlu olduğundan dolayı biz buraya yine olumlu cümle kısmında anlattığım gibi çalıştı yapmalıyız. V kelimesi eklenmelidir. Hayır. Ne, neden, hem, hemdenin ortasına V eklemeye gerek yok diye anlatmıştık. Ne de ifadesi de ile değiştirilmelidir. Hayır ne ne de hem hem de kalıptı. Bu da çıkmıyordu. Cevabımız B şıkkı oldu. Anlaştık mı? Çocuklarım bu dersimizin de sonuna geldik. Anne babaların daha fazla bilgilendirici mesajlar alabilmek için Instagram kanalım Bir Çatım Öğretmen'den beni takip edebilir. Ücretsiz etkinlik kağıtlarına da www.birtatamöğretmen.com'dan ulaşabilirsin. Kanala abone olmayı ve diğer dersleri izlemeyi unutma. Hoşçakal.